Türkiye'de hakemleri nasıl buluyorsun? Kötü buluyorum. Yani ben çok kötü buluyorum. Yani üzülerek söylüyorum. Yani Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır Hani bu dönem başka bir dönemdi. Ondan sonra şu anda ciddi kötüyüz. Ve ben varı şöyle düşünüyorum. Teknolojinin yardım etmesi gereken bir sistem açıkçası futbolun aksine işlemeye başladı. Yani o yüzden de hani üzülüyorum. Eskiden insani hatalar görüyorduk. Şimdi artık gördüğümüz bazı hataları şaşkınlık içerisindeyim ama hani şöyle bir şöyle sana şey vereyim. Açıkçası bir yorum. İngiltere'deki hakemler de geçenlerde çok iyi demiştim. O sözünde geri oluyorum. Hani onlar da o kadar iyi değiller. Abi geçen Premier Lig'de acayip acayip hatalar yapılıyor ya. Evet. Bir de VAR'lı yapılıyor. Ofsaytlar, şeyler. Ya şöyle ama bak İkisi arasındaki fark şu. Premier Lig'deki hatalar insani hata. Evet. Bizdeki hatalar düşüncesel hatalar oluyor. Ha. Ben onu kabul etmiyorum. Düşüncesel derken kasıtlı diyorsun. Kasıtlı derken bak art netle de demiyorum ama şunu anlatayım Hesaplı. sana. Hesaplı. Ya bir maç örneğin bir herhangi bir maç Bir sıfır galip. Ben bunu vermeyelim. Bunları çok yaşıyoruz biz abi. Yani, İngiltere'de he. bunu göremez. Bizde genelde kafada hep böyle bir ikinci beyin var. Her pozisyon için bir kademe daha oluyor. Ben bunun çözümünü söyleyeyim mi sana? Bak Hataya insanlar aslında antipatik bakmıyor. Art niyete antipatik, antipatik bakıyor değil mi? Art niyeti nasıl kaldırırız biliyor musun? Eğer bir yetkim olursa yarın yapacağım iş. Vara yabancı hakem koyacaksın. Bak buradan bütün herkese sesleniyorum. Yarın vara yabancı hakem koyalım. Hiç kimse bu hakemde art niyet var mı diye düşünmeyecek ya. O hatayı o zaman kabul edecek herkes. Ya insandır diyecek. Biz nereden yıpranıyoruz iyi yakalayın. Hakemin kafasında tilki var diye bir inanış olduğu şu anda. Yine anket yap %90 çıkar. Hakemin kafasında yani başka düşünceler var diye düşünüyorsak bunun tek bir çözüm var. Koyvara yabancı hakem abi es emekli hakem koy ya. Eski güzel. <laughs> emekli olmuş hakemleri al, vara koy. Al bitti. Sorun bitti. Hakem sorunu kalmaz. Buradan yani bir kez de o zaman sesleniyorum federasyon başkanımıza. <laughs> Gerçekten. Türk futbolunun hakem sorunu çözmek istiyorsanız. Sadece vara yabancı hakemi koyacaksın. Hepimizin kafası rahat edecek. Kaldı ki konabilir yani. Milli takımın başına yabancı hakemi <laughs> getirilebilir şey iki kere. E, vara da konabilir. Hani burada bir millilik Koyabilir işte geldi mi? yerli hakemler. Ben maça... maça gittim. Olympiakos Panathinaikos. Danimarka'da hakem vardı. Kimse de hakemde artık ne daramıyordu. Bütün tansiyon düşmüştü yani işte. Ya bir yabancı hakem adam onu gördü verdi bir şey demezsin. Yani adamın kafasında tilki var demezsin. Bir komplo teorisi kuramazsın. Ya maçtaydım diyorum. Yani en kritik maç. Hakem de tartışmalı bir karar verdi sonunda. oluyor işte tamam. Ama sana ben gerçekten soruyorum. Bunu niye yapmıyoruz anlamıyorum ya. Biz bunu niye yapmıyoruz abi? Niye yabancı hakemi alıp da şeye koymuyoruz vara? Koyalım. Bir şey olmaz mı yani? Bizim hakem sağda yine geçsin. Ama yabancı bir gözde o şekilde bir baksın pozisyona.